HDI Sigorta sunar. Her zaman, her yerde, her yerde. Sansürsüz Futbolda Scout'ın Gözü'nden programına hoş geldiniz. Avrupa'da ligler bitiyor veya bitmeye yakın. Artık son iki maç kaldı. O yüzden biz de vitesi biraz arttıracağız bu program özelinde. 3 değil 6 oyuncu ile karşınızdayız. Birbirinden değerli. 6 oyuncuyu analiz edeceğiz sizler için. Tabii ki e, altyapı ağırlıklı <laughs> olduğu için bu bölüm biraz e, analiz etmek aslında video editleri üzerinden <laughs> gerçekleşiyor. İlk önce onlara bir hoş geldin. Hoş, hoş geldin. bulduk. nasıl İyiyim sen nasılsın? <laughs> ben de bomba gibi hazırız 6 oyuncu. 6 oyuncu var o yüzden hemen e, hızlanacağız. <laughs> aslında squadlarına tam mevsimi diyebiliriz çünkü... Kış yani o 8 ayda inceledikleri oyuncuları çalışmalar meyvesini verecek. Verecek mi veya onu göreceğiz aslında <laughs> ne kadar faydalı olacak. Bu 3 ay veya 2 aylık transfer döneminde aslında bunu test edeceğiz gibi duruyor. Yani tabii bu biraz hani kulüplerin, e, scouting departmanlarının ne kadar entegre çalıştığıyla alakalı olacak. Ama sonuç olarak evet bütün sezonlar genel olarak Avrupa'da sezon bitiyor. İşte Güney Amerika'da devam ediyor ama sonuçta Türkiye'de transfer dönemi geldiği için biraz hareketlenecek ortalık bugün 6 oyuncu dedik altısta Fenerbahçe altyapısında hemen o zaman ilk ile Okan Kurtulan'la başlayalım Hı -hı. Tabii ki biz bu 6 oyuncu için hepsini Hı -hı. analiz edeceğiz Okan Kurtulan 19 yaşında sağ kanat oynuyor benim aldığım bilgilere göre bir altyapı hocasıyla yani Fenerbahçe altyapı hocasıyla iki gün önce Beraberdik ve bu oyuncular hakkında biraz bilgi de aldım. O bilgileri de bu programda sizlerle paylaşacağız. Makedonya milli takımında oynuyor. Hı -hı. Okan orayı tercih etti. Hı -hı. E sendeki bilgiler neler? Bendeki bilgiler şunlar. Öncelikle sen belirttin, ben de bir tekrar bir altını çizeyim. Normalde tabii ki canlı çıplak gözle maç izleyerek ve çok sayıda maç izleyerek oyuncu scouting'i yapılır. Bugün biraz elimizdeki oyuncuların hem son dönemleri pandemi dönemine geldi, altyapı oyuncuları vesaire daha çok video analiz e, ile scouting'ini yapmış olduğum ve e, birkaç sezon değil e, birkaç maç üzerinden analizini yapmış olduğum oyuncular. O yüzden biraz daha basic bilgilerle gidebiliriz. İzleyenler e, o gözle bakarlarsa yorumlarımıza sevinirim. E, Okan kurtulan, Arda Okan Kurtulan e, sağ kanat dedin. Benim de izlediğim maçlarda sol kanatta e, hep görev yapıyordu. E, sağ ayaklı bir oyuncu. Sol kanatta e, ters ayaklı oynuyor. E, yaşı 2002 doğumlu e, 19 yaşında. E, genelde genç oyuncularda şey olur hani altyapıda belli bir performans verir ama işte fiziksel durumu onun geleceğini çok belirler. E, fiziksel olarak yani 1.83 boyu var. E, fiziğini kullanmada tabii ki gelişmesi gereken. Yani aldığım notlara şunu almışım olumsuz olarak. Evet 1.83 boy bakıldığında sahada e, kaybolan bir oyuncu gibi görünmüyor ama e, ikili mücadelelerde e, biraz fiziğini kullanmayı bilmesi gerekiyor diye düşündüm. E, şöyle oyuncudan biraz geçmişinden bahsedeyim. Kuzey Makedonya U19 oyuncusu. Tabii ki A takım seviyesine geldiği zaman eğer Türkiye milli takımı seviyesine gelebilecek bir ise tercih yapması gerekirse A takım seviyesinde Türkiye'de tabii ki tercih edebilir. Türk pasaportu sonuçta var. Ama şu an U19 olarak Kuzey Makedonya'da 7 maça e, çıkmış Arda, Okan, Kurtulan. E, Fenerbahçe altyapısının scoutinginden sorumlu Serhat bekmezci var. Ali Koç yönetiminin e, gelmesiyle birlikte o da göreve gelmişti. Onun transferlerinden birisi e, bu oyuncu. Esenler Erokspor'daki e, alt liglerde iyi bir takımdır. Oradan transfer, Serhat Bekmezci'nin transferlerinden bir tanesi. Diğer oyunculardan da direkt olarak Serhat Bekmezci'nin transferleri var. E, bu da onlardan bir tanesi. E, yani Özellik olarak e, dediğim gibi sol tarafta oynadığında merkezi defansif anlamda iyi kapatan e, ya da kapatmaya çalışan, e, savunma yardımını e, ikinci plana atmayan, e, daha çok e, toplu ve topsuz Çizgiye inmek yerine kaleye daha dikine gitmeye çalışan ama temposu, dayanıklılığı, fiziğini kullanma becerisi biraz düşük bir oyuncu benim gözlemim. Ee, biraz daha o disiplini, altyapılardaki fiziksel durumu ve e, oyun bilgisiyle şu an öne çıkmış durumda. Şöyle ben de e, de bilgiler var aslında ikimizde de farklı bilgiler olması Hı -hı. E, güzel açıdan. Şöyle ekleyebilirim ben de alt tip -Yup hocasından aldığım bilgiye dayanarak tabii ki izlemek e, çok az olduğu için Hı -hı. E, fırsatlar kanat oyun, oyun e, kanat oyuncusu Hı -hı. ama hoca aslında onu forvetle oynamayı daha çok sevdiğini ve forvetle oynattığını Hı -hı. söylüyor. E, fizik değeri yüksek, bitiriciliği Tam Burak tarzı, Burak Yılmaz tarzı bitiriciliği olduğunu e, hocasından aldığımız bilgiye göre e, kaleye dönük daha iyi ama e, eksik yanları senin de bahsettiğin gibi ben de eksik yanlarından bahsedersem sırtı dönük oyunlarda iyi değil. Yani topu ona attığınızda topu tutma konusunda ve o pas dağıtımında iyi değil ama şöyle iyi değil diyoruz daha 19 yaşında ve e, bunu da belirtmekte fayda var çünkü e, gelişirebilir e, özelliğini. Onu da bahsetmekte yarar var. E, çalım atarak e, birebir de adam geçme özelliği çok yüksek. Bu da bir forvet oyuncusuna göre e, çok büyük avantaj olduğunu e, düşünüyorum. Yine de profesyonel oldu. Evet. Yani birebir yakalarsa arkasında savunma arkasında alan görüyorsa oraları kullanabilen, oralara koşu toplu topsuz koşu yapmayı seven ama dediğin gibi orta saha oyunun orta saha kanadı olduğunda orada sıkışık oyunlarda sorun yaşayan bir oyuncu ama dediğimiz gibi daha gelişmekte olan bir oyuncu. Daha profesyonel oldu. Evet ama süperlik seviyesinde belki birkaç sene kiralık e belli takımlarda gördüğümüzde o da kendini geliştirecek, biz de onu göreceğiz. O zaman hız kesmeden hemen ikinci oyuncumuza geçiyoruz. E, Muhammed Gümüşkaya, aslında ona biraz aşinayız. Özellikle Türkiye <laughs> Kupası maçlarında Fenerbahçe'de görev almıştı. Ardından Boluspor'a kiralık gitti ve Hı -hı. kiralıktan e, döndü. E, verdiği bir röportajda Emre Belezoğlu'yla Belezoğlu çalışmak istediğini söylemişti. Ki ben e, izlediğimde oyuncuyu zaten fiziksel olarak bir Emre Belezoğlu'nu andırdığını düşünüyorum. E, sağ açık oyuncusu. Yine orta sahada da görev alabiliyor, bendeki bilgilere hı hı. göre. E, 20 yaşında, e, Muhammed Gümüşkaya'yı ya, sen izlediğinde neler gördün? Şimdi Arda Okan Kurtulandan farklı olarak, bence Muhammed Gümüşkaya artık bir lig oyuncusu. Bunu ben söyleyebilirim e, rahatlıkla. E, Ki Bolu Spor'la TFF 1. Lig'de e, 20 maça çıkmış, 14'ü ilk 11. E, 4 gol bir asisti var. E, gayet e, istikrarlı bir performans vardı. Ki TFF birincilikte bir kaos ligidir ve orada orta saha merkez oyuncularının e, istikrarlı bir performans vermesi bir önemli bence bir veridir. E, nasıl bir oyuncu? E, yaşını söyledim 2001 doğumlu e, 20 yaşında e, Solak 10 numara pozisyonunda ve bir arkasında 8 numara gibi oynayabiliyor. Evet bazen sağ tarafta da görüyoruz ama e, oyuncu özellikleri ve daha çok oynadığı yer 10 numara ve e, merkez ortası. Ben Türkiye Kupası maçında izlemiştim kendisini. Hı hı. Sağ açıkta yani sonradan oyuna girmişti ve sağ açıkta oynamıştı. Hı hı. E, oyuncunun bu kadar belli başlı yerlerde oynaması avantaj mıdır? Yani 10 numara olması, 8 numara olması bir avantaj mıdır? Yani şöyle zaten belli bir yaşa kadar oyuncular altyapılarda yapılarda hep e, pozisyon değiştirirler. Bir bundan sonra analiz edeceğimiz oyuncularda da var. Hani altyapıda forvetti sonradan sol bek oldu gibi çok örneğini görürüz. Çeşitli yerlerde oynarlar ki e, bilmiyorum hani izlediğin maçta belki o maça özel bir şey de olabilir sonuç olarak. Ya 3 0da hoca evet. belki bir orada da görmek istemiştir. Evet yani birkaç kişi birkaç genç birden girdiğinde bazen oyunu hani hepsini birden oynatabilmek evet. için farklı yerlerde olabiliyor. E, 1.77 boyu var. E, aslında fiziksel mücadeleye girdiğinde biraz güçsüz e, gibi düşünebiliriz. Yani biraz yüzeysel izlediğimizde öyle bir düşünceye kapılabiliriz ama yani o, fiziksel temaslarda sıkıntı e, yaratabilir. Fiziksel temaslarda sıkıntı yaşayabilir ama şöyle bir şey var. Fiziksel temasa girmeyecek kadar e, top tekniği ve oyun zekası, çabukluğu, kendine pas gelmeden servis etme yeteneği yüksek bir oyuncu. E, dolayısıyla çok fazla fiziksel temasa girmiyor. Girdiği zaman da top saklama ve faal alma, oyunu durdurma e, Pratiği yüksek. Ee, yani görüntüsünün yaratabileceği fiziksel dezavantajı çok fazla yaşamıyor. Tabii ki TFF birincilikte bunu çok fazla yaşadığını söyleyemem. Ee, bu arada oyuncunun geçmişi e, sağlam aslında. Türkiye U15, U17, U18 ve U19'da forma giymiş bir oyuncu. Hani bazen 19-20 yaşlarında birden parlar altyapıda oyuncular. Bazı oyuncularda küçüklüğünden beri o yeteneği zaten biliniyordur. Ee, Muhammed Gümüşkaya böyle bir oyuncu. Ee, biraz daha teknik konuşursak, evet 10 numara oynadığında buraya yazmışım. 4 gol, bir asist yapmış sezon boyunca hepsi forvet arkası oynadığında, bir arkada oynadığında, 8 numara oynadığında ee, gol asist katkısı yok ama tabii ki oyuna katkısı yüksek. Çünkü e, yani bir Emre böyle zorlu örneği verdin. E, merkezde oynuyor, fiziksel olarak benzer ve solak olduğu için zaten biraz kendini de orada pas dağıtmaya çok fazla ee, ona ikna olmuş ve öyle oynamayı sevdiğini düşünüyorum. Yani şöyle tek tek gidersem de ilk kontrolü, top kontrolü çok yüksek, ee, özgüveni yüksek bu konuda sol ayağına hakimiyeti çok yüksek, ee, tek topları ikiye birleri var. Ee, yani bir maestro diyebiliriz ama hani eksik yönü ne dersek biraz daha bence uzun alanda oynamaya e, alışmalı. Yani topla çok fazla. Pasla topa mesafe kat ettiriyor. Evet oyunu hızlandırıyor ama topla gitmesi gerektiği zaman çok fazla iki kale arasında bence daha tempolu ve daha e, yırtıcı olmalı. Bu konuda bir temposunu arttırırsa bence üst düzey bir oyuncu olabilir ki ben e, yani Fenerbahçe'ye geri döndüğünde. Belki bir sene daha kiralanabilir ama geniş rotasyonda kullanılabilecek bir önce Tam olur. Tam onu şöyle. soracaktım. Son sorum da şu. Evet ben bir kamp dönemi geçireceğini düşünüyorum. Hı hı. E, ama geçireceği o oyun düzeni orta sahada İrfan Can e, gitmeyecek. Yani Pelkas, Gustavo, Ozan, hı hı. Sosa. Bunlar şu anda sayabildiklerimiz. Gidenler olacak ama yine gelenler de olacaktır. Bu rotasyonda Muhammed Gümüşkaya ye kendine yer bulabilir mi? Yani bu sezon olsa diyelim. Hı hı. E, orada görev alabilir ki... miydi? Bu sezon görev alamazdı. Bu sezon zaten hani bir TFF 1. forma forma, yani 20 ve üzeri maç forma giymiş olması onu biraz zaten lig oyuncusu yapar. Bu sene iki karar alınabilir. Ya bir üst seviyeye, e, Süper Lig kulübüne ama oynayabileceği bir kulübe e, yine kiralık gönderirsiniz. Ya da o geniş rotasyonda kadroda tutarsınız. Evet forma şansı bulur mu? Bulmayabilir çok fazla. E, ama işte Türkiye Kupası'nda oynar, oynayamaz. E, Oyuncu transferleri de önemli. Kimler gidecek Fenerbahçe'den evet. onlar önemli. E, rotasyonda buna transfer döneminde karar verilir ama oyuncu yetenekleri olarak bence e, biraz daha kendini bulup biraz daha e, lige ve profesyonel futbol yaşantısına alıştığı zaman, bir sezon daha tempolu geçirdiği zaman bence yetenekleri doğrultusunda Fenerbahçe rotasyonunda 20'li yaşların başında bulunabilecek bir oyuncu İlk bölümümüzün yavaş yavaş sonuna geldi ki Okan Kurtulan ve Muhammed Gümüşkaya'yı inceledik sizler için. İkinci bölümümüzde aslında merakla beklediğiniz bir oyuncu var 16 yaşında Arda Güler. Şu anda Fenerbahçe A takımında antrenmanlara çıkıyor. İkinci partta Arda Güler'le karşınızda olacağız. HDI Sigorta'nın sunduğu program devam edecek.